Özel Palmiye Hastanesi kuruluşunun 8. yıl dönümünü yönetim katında gerçekleştirilen sade bir törenle kutladı. 8. yıl pastasının kesildiği törene Palmiye Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kirmit, Palmiye Hastanesi Başhekimi Doktor Yılmaz Şahıtoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Seval Kirmit Yazar ve Serdar Kirmit ile birlikte doktorlar, hemşireler ve idari kadro katıldı. Özel Palmiye Hastanesi Başhekimi Doktor Yılmaz Şahıtoğlu yaptığı konuşmada, Palmiye Hastanesi'nin gerek doktor ve sağlık çalışanları ve gerekse fiziki ve teknik imkanları ile bölgenin en büyük ve güven duyulan hastaneleri arasında ön saflarda yerini aldığının altını çizdi. Şahıtoğlu konuşmasına şöyle devam etti. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Palmiye Hastanesi 18 Aralık 2008 tarihinde önce kurucu kadın doğum ekibi arkadaşlarımızın öncülüğünde branş hastanesi olarak İskenderun ve bölge halkına hizmet vermeye başladı. Startını 35 yataklı bir kurum olarak başlattı. Akabinde bir yıllık bir süre zarfında hastanenin doğan ihtiyaçlardan dolayı hem yönetim değişikliği hem de doğan dediğim gibi ihtiyaçlardan dolayı genel hastane sürecine dönüşümü başladı ve bu dönüşüm çok kısa bir süre içerisinde hızla tamamlandı. Bu yolculukta ilk önce eksik branşların tamamlanması yönünde bölgenin hakikaten en seçkin, en kaliteli hekimlerini bünyemize katmak suretiyle yola koyulduk. Akabinde hasta yatak odası, yatak sayısını, ameliyathane sayısını ve yoğun bakım ünitelerini büyütmek şartıyla her geçen gün hizmet alanını hem daha güvenli, hem daha nitelikli, hem de toplumda çok daha saygın bir ivme kazanarak bugünlere taşıdı. Bu bağlamda hastanemiz 2016 tarihi itibariyle 8. kuruluş yıl dönümünü kutlarken 132 yatak, tescilli yatakla bölgenin en büyük kurumları arasında yerini aldı. 53 tane yoğun bakım yatağına sahip, 31'i yeni doğan olmak üzere, 22 tanesi erişkin yoğun bakım olmak üzere 53 yatak. 53 yoğun bakım yatağı ve bu bağlamda ameliyathaneleri, doğumhaneleri, servis yatak odaları, acili ve diğer birimlerde hakikaten çok ciddi fiziksel ve teknik donanımlı anlamıyla da ciddi bir alt yatırım yaparak ortalama ayda 20 bin hastaya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşmış. Bu bağlamda ben öncelikli olarak bu aşamaya gelmemizde kurumun yaşaması için zaruriyet teşkil eden bu büyümenin önünü açan başta yönetim kurulu başkanımız Sayın Cemil Bey ve yönetim kurulu üyelerimiz Seval Hanım ve Serdar Bey'in şahsında bu kurumun bu noktaya gelmesinde büyük emekleri olan siz çok değerli yol arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, hekim arkadaşlarıma özverili, iyi niyetli ve hakikaten kaliteli hizmet anlayışını sunuyor olmanızdan dolayı bu hizmeti hastaya nitelikli bir şekilde ulaştırmamızda bizim elimiz, ayağımız, bizim her an yanımızda yer alan hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık personellerimize, kurumun içerisinde aktif olarak görev alan bütün birimlerimize, medikal muhasebesinden, muhasebe birimine, güvenliğimizden, temizlik birimine kadar bütün arkadaşlarımıza hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık diliyoruz. Sizlerle bu yolculukta uzun ömürlü olmayı hedef edindik. Bu şiarla yola çıktık. Bundan sonra da bu amaçla kadroda ciddi değişiklikler yapmadan ama kadromuzu her geçen gün büyüterek, güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. 8 tane uzman hekim kadrosuyla yola çıktığımız bu yolculukta şu anda
31 uzman, 36 tane, 37 tane doktorumuz mevcut. Bundan sonraki süreçte yine büyümeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten kurumumuza bölgede ciddi anlamda bir ilgi mevcut. Bu kurum hem İskenderun'da hem Hatay'ın genelinde hem de dışarıdan gelen hastaların güven telkin eden, kaliteli hizmet sunan, işini gerçekten layıkıyla yerine getiren ekibin yer aldığı bir kurum olarak algı oluşturmuş. Bu algıyı ve bu güveni hiçbir şey pahasına bozma niyetimiz yok. Bundan sonra da olmayacak. Etik çalışarak, ahlaklı çalışarak bilimsel verileri tamamen bizim yol ışığı olarak görerek bu hizmet kervanını devam ettirmeye çalışacağız. Bu bağlamda bizim ileriye dönük projelerimiz ilk günden itibaren hep böyle hakikaten heyecan verici boyutlarda yer aldı. Bundan sonraki süreçte de kuruma dönük projelerimiz var, hedeflerimiz var. Bunu inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda gösterdiğiniz ilgi, emek, özveri ve iyi niyetten dolayı tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından hastanenin en genç ve en tecrübeli doktorları ile birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.